Herkese yeniden merhaba, son dakika emekli haberleri için Uyar Medya kanalına abone olmayı unutmayın. SGK Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için 2020 senesi gelir patlaması yaşatan bir sene oldu. Bu anlamda emeklileri coşturan ve heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşları için yeni bir düzenleme önerisi gündeme geldi. Eğer bu düzenleme önerisi kabul edilirse emekli maaşları asgari ücret tutarına göre ayarlanacak. Halen en düşük 1500 TL maaş alan emekli vatandaşlar için talep edilen bu düzenlemenin kabul görmesi durumunda 824 TL zam gelecek. Bu teklif kabul görürse en düşük emekli aylığı 2324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil ücreti 2324 liranın altında olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin hasılatı yükselecek. Kazançlarda 824 liraya varan çoğalış yaşanacak. Arz kabul edilirse ek ödeme dahil en düşük aylık 1500 liradan 2324 liraya çıkacak. Son yıllarda devreye giren uygulamalarla emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3000 lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak, asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık. Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden, yani eğer imkanınız varsa 8 ila 10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor. Bağkur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa, isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağkur, zorunlu Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken, dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa, ikramiye, prim, kira yardımı vesaire, bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız, yani prime esas kazancınız önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3000 lira ve üzerindeyse yıllık 60 ila 70 lira kazancınız olur. Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir. İster SSK'lı olun ister Bağkurlu, son 3.5 yılda SGK yatavandan 10.705,50 liradan kazanç bildirilirse, geçmişi hep asgari ücret yatsa da, tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15 ila 20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir. Hangi kurumda olursanız olun, son 3.5 yılda 1261 gün SGK'lı olursanız emekliliğiniz SGK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız. Emeklilere ikinci promosyon fırsatı sürüyor. Yeni emekli aylığı bağlananlar da imkandan yararlanıyor. Emeklilere en az 625 lira verilirken, kampanyalarla tutar artabiliyor. Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Emeklinin seçtiği bankaya 3 yıl maaşımı sizden alacağım taahhüdünü vermesi yeterli. Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak. Neyse ki emeklilere müjdeli haber geldi. Emeklilerin dört gözle beklediği ek ödemelerde yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini talep etti. Buna göre, TÜED'in asgari ücret talebi kabul edilirse emekli vatandaşların maaşı 824 TL artış yaşayacak, emekli vatandaşların gözü kulağı ek ödeme gelişmelerinde, peki 2020 SSK, Bağkur, emekli sandığı maaşlarında ek ödeme zammı ne kadar olacak, emekli vatandaşlar artık ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda ek ödeme talep ediyor, TÜED de bu talepler doğrultusunda teklifini sundu, TÜED en düşük emekli aylığının asgari ücret ile eşitlenmesi talep etti, geçtiğimiz Ocak ayında emekli vatandaşlar zamlı emekli aylıklarını almış
alınmış ardından Mart ayında da bankalardan promosyonlarını almışlardı. Milyonlarca emekli vatandaşın Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bu senede erkenden verildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sunulan ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Ancak yapılan ödemelerin yetersizliğinden yakınan emekli vatandaşlar ek ödeme talep ediyor. TÜİK'in talebi kabul edilirse en düşük emekli aylığı 2324 lira olacak. Erdem var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Şimdi ek ödemeler aslında emeklilerin çok bildiği bir konu değil. Doğru. İsterseniz onun detaylarını sizden alalım ve bu %4'lük ve %5'lik artışlar ne anlama geliyor? Şimdi emeklilerin bir maaşı var, yani net maaşı var. Bir de bu maaşa ilave edilen ek ödeme dediğimiz bir ödeme var. Bu son yıllarda çıktı çünkü daha önce biliyorsunuz vergi iadesi gibi bir şey vardı. İşte fişler toplanıyordu vesaire. Ama bunu bir standarta bağladı sistem ve emeklilerimize maaşlarına göre %5 ya da %4 olarak ek ödeme ödeniyor. Bu ek ödeme ödendikten sonra net maaşla toplanıyor ve bankaya yatırılıyor maaşlar. Dolayısıyla emeklimiz bankadan çektiği maaşı ek ödemesiz maaş zannedebiliyor. Çünkü zamlarda net maaşa yapılıyor. Bunu nasıl görebilirler? E-Devlet'ten emeklilik maaş hesaplarına girdiklerinde görebilirler. E-Devlet kullanmıyorlarsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek bir maaş pusulası alarak orada da net maaşlarını ve ek ödemelerini görebilirler. Yani 2000 lira maaşı olan, net maaşı olan bir emeklimizin hesabına 2080 lira yatırılıyor. Niçin? %4'te 80 liralık ek ödeme oluyor. Bu ek ödeme nasıl %5 oluyor? Belli maaş skala altındakilere %5 olarak ödeniyor. Bu da bu yıl için, yani Ocak zammından sonra 1224 liraya çıktı. Temmuz zammıyla birlikte bu skalada yükselecek ve %5 alanların sayısı daha da artacak. Tabii bu ek ödemen, bir şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Bu ek ödemenin iki katına çıkartılması için Türkiye Emekliler Derneği'nde bir müracaat oldu. İnşallah o da karşılık bulursa bu sefer %8 ve %10 şeklinde ek ödemeler de ödenebilecek. Ama şu anki oranlar %5 ve 4. Sizin söylediğiniz gibi en düşük rakam emekli maaşı 1071 küsür, ona 53 lira küsür. En yüksek rakam da 5300 lira, ona da 215 lira küsür. Küsuratı da var, kuruşu ek ödeme ödeniyor. Peki Temmuz ayında ikinci bir artış yaşanacak. Onun detayları nelerdir acaba? Şimdi Temmuz ayında da emeklilerimizin maaşlarına zam olacak. SSK ve Bağkur emeklileri Ocak'tan Temmuz'a kadarki enflasyon rakamı kadar, yani 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşme zamının üstüne enflasyon farkı alacaklar. Tabii net maaş arttığı zaman, zam geldiği zaman ödenecek ek ödeme de dolayısıyla artıyor. Çünkü net maaşın %4'ü kadar ödeniyor. Peki şimdi emekliler için bir başka müjde de var. Özellikle emeklilerin belediyelere ödedikleri emlak vergisinden muaf tutuluyor. Doğru. Peki bundan kimler yararlanabiliyor? Bu konunun detaylarını da sizden alabilir miyiz? Bu biliyorsunuz Mart ayı vergi ayı, hem kira geliri elde edenler beyanname dönemi başladı, 25'ine kadar verecekler. Ama aynı zamanda emlak vergisi ödeme süresi de başladı. 1 Mart'la Mayıs'ın sonuna kadar emlak vergilerimizi belediyeye gidip ödüyoruz. Burada bir muafiyet söz konusu. Emeklilere, engellilere, şehit ve gazi yakınlarına emlak vergisi ödemiyorlar belli şartlarda. Nedir bu şartlar? 200 metrekarelik, en az 200 metrekareden daha düşük bir tane evi olacak ve kendi evi olacak ve emekli maaşının dışında bir gelir olmayacak. Yani çalışan emekliler vergi ödüyorlar. Bu emeklilerimiz belediyeye gidip müracaat ettiklerinde emlak vergisi ödemiyorlar. Bir şeyi hatırlatalım, emeklilerimiz bunu da öğrensinler. Eğer bugüne kadar bundan haberiniz yoksa ve emlak vergisi ödemişseniz belediyeye müracaat ederek 5 yıl geriye kadar ödediğiniz tüm paraları da geri alabilirsiniz. Tabii, müracaat noktalarının belediye olduğunu belirtelim. Çünkü emlak vergisi belediyelere ödeniyor. Siz kendiniz gidip ben emekliyim ve 200 metrekareden daha düşük evim var demezseniz emlak vergisi çıkmaya devam eder. Onun için gidip bunu belirtmek lazım. Burada sadece konutlardan bahsediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni emekliler çok merak ediyor. 2019 yılında emekli olacak birisi emlak vergisi ödeyecek mi? Evet, ödeyecek. Çünkü onlar için artık muafiyet 2020 yılında başlayacak. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, canlı yayın konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'di. Kendisiyle hem emeklilere yapılan %4 ila 5 oranındaki ek ödemeler hem de emeklilerin emlak vergisinden muafiyet konusunu konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi,
Memur maaş zammı netleşmiş oldu. Doğru, emeklilerin maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz, onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk. Yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. Aynen. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları 6, ilgilendiren 9. o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. Onu söyleyecektim. Yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu, özellikle Aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon. Yani Temmuz'dan Aralık'a kadar o da 6,49 oldu. Söylediğiniz gibi 6,49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1,49'luk fark alacaklar. Yani 5,49'da memur ve memur emeklileri. Memur ve memur emeklilerinin 5,50 diyebiliriz ona. 5,50 diyebiliriz. Yani 5,5 oranında memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri de 6,49 oranında zam alacak. Bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor? En düşük memur maaşları. Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve siz doğru de paylaşıyordunuz. Biz Erkan'dan genelde bunu 6,30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6,30 olacağını ama 6,49 oldu. Bir tık daha yukarıdı. Tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz birkaç rakamı da sizle paylaşayım. Haber müdürünü ağırlamanın biz de konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuza olarak geliyor. Dilerseniz o rakamları da anlık olarak paylaşalım. Evet. İlk kez bizden duyacak izleyicilerimiz. Doğru. Şimdi yıllık TÜFE biliyorsunuz 11,84 çıktı. Söylediniz aylık 0,74 çıktı. Arkadaşlarım şu anda hesaplıyorlar. Hemen gelsin rakamları söyleyecekler. Biz de bu arada kolaylıklar dileyelim. Peki, Takvim Gazetesi'nde ekonomi servisine onlar da doğru şu anda çalışıyor yapıyorlar. Arkadaşlarımız. Tam rakamı verelim yanlış olmasın diye ben bekliyorum arkadaşlarımdan. Ama şunu söyleyebilirim. Birkaç rakam vereyim size. Buyurun. Taban maaşlardan bahsedeyim isterseniz. Şu şekilde. Mevcut en düşük Bağkur esnaf maaşı 1675 lira 22 kuruş, bunun üstüne 6,49'luk zam gelecek. Bağkur tarım 1249 lira 19 kuruş, SSK 2000 öncesi emekli olan bir vatandaşın maaşı 1982 lira 78 kuruş, SSK 2000 sonrası emekli olan için 1181 lira 87 kuruş, memur emeklisinin en düşük maaşı da şu anda 2522 lira 84 kuruş. Memur emeklisine 5,50, diğerlerine 6,49'luk zam aslında gelecek. Aslında basit bir hesapla %10 olarak gerçekleşse 250 liraydı. Onun yarısı 125 liranın biraz üzerinde en düşük 150. Memur maaşına 150 lira civarında bir zam gelecek. Matematiğimiz yettiğince burada paylaşalım ama net tablo birazdan ekranlarda olacak. Arkadaşlarımızla da onu paylaşacağız ama bir kez daha tekrarlayalım. SSK ve Bağkur emeklileri %6,49 oranında zamlı alacaklar maaşlarını. Hemen memur ve memur emeklileri milyonların beklediği o rakamda belli olmuş oldu. Faruk Erdem de değindi. %4 yine toplu sözleşmeden gelen haklarıydı. 1,49 gibi bir oranda enflasyon farkından alacakları rakam olarak işlenecek. Yani ayın 15'inde maaş alacaklarını düşünürsek maaşlarına %5,5 oranında 5